Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Şu anda kameranın arkasında da D-Shire yardımıyla Beykoz korusuna geldik. Zaten ekranda görüyorsunuz ama yeni piyasaya çıkacak olan Mate 40 Pro için 1.4'lü kıyaslamada Huawei cihazları için de yapalım dedik. Ekranın sağ altında zaten Mate 40 Pro'yu görüyorsunuz. Hemen yanında Mate 30 Pro var. Yukarıda da P40 ile P40 Pro var. Yani şu anda Huawei'nin piyasada bulunan en güçlü 4 cihazı burada video kıyaslamasında karşımızda olacak. Videoları 4K 60 FPS'te çekiyoruz. Ancak şurada bir farklılığı söyleyelim. Belki ileride düzeltilir ama şu anda sadece en yeni cihaz olan Mate 40 Pro'da 10 dakikalık bir sınır var. Bu biraz garibimize gitti ama zaten incelemesinde bunun da nedenlerini vesaire araştırır sizlere anlatırız. Bakalım 50 megapiksellik bu yeni nesil kamerası bir önceki seri ve bu senenin başında çıkan üst seviye cihazlarıyla neler yapabiliyor. İstiyorsan alayım. Ben taşıyayım, sen mi taşıyacaksın? Şöyle çevirip Dişe Hanım'a da çevirmiş olayım ben. Heh, yerleri doğru, okey. Bu şekilde gideceğiz. Şu anda normalde bazı cihazlar biliyorsunuz videoyu geniş açıda açabiliyor Huawei ailesinde. Ben onların hepsini 1x'e getirdim. Ana lensle beraber çekim yapıyoruz ki şu an tam karşıdan güneş geliyor. Ben net bir şekilde ekranları bile göremiyorum. Onun hüzmesini vesaire de nasıl yapabildiğini görebilirsiniz. Şöyle bir yeri de çekmiş olayım. Şöyle hatta çimenlere yaklaşayım ki odaklamasını görün. Hatta şöyle mümkün mertebe içeriye giriyorum. Çıkıyorum. Gökyüzü, güneş, dişa. Şu an zaten gerçekten kameralar için zor bir koşulda gidiyoruz ters ışık olduğundan dolayı. Ama bir soralım hanımefendiye, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ha bu arada bak tekrar 0.7'ye gelmiş. 0.7'ye mi gelmiş? Evet. Niye öyle oldu? Şu an nasıl altta Mate 40 vardı galiba. Geniş açıya geçmiş. Ben onu şöyle yakınlaştırıp tekrar yaklaştım. Bak şu detayı alsana, çok hoşuma gitti. Şu an onu da düzelteyim. Heh, bir dakika. Heh, diye ana kameramıza geçti sağ alttaki telefon. Neydi? Mate 40 Pro. Şurayı diyorsun değil mi? Biraz daha sağ. Şöyle. Şu ağacı saran sarmaşıkların güzelliğini görsün takipçi. Hatta yakından gösterelim. Bu arada Mate 40 Pro'da da kamera geçişini görmüş oldunuz. Atlayarak geçti gibi gördüm ben burada. Şöyle yine renklerin doygunluğunu ve farklılığını. Şu an gerçekten tam bir sonbahar havası var burada. Yapraklar dökülmüş. Bildiğiniz şu yolda yürümesi bile, hani şöyle aşağıdan göstersem hafif karanlıkta çok güzel fotoğraf çıkar burada. Bir de çıkartabilirsem maskeyi birazcık aralıklayacağım şu an kimse yokken. Çünkü gözlüklü biri olarak buğulanıyor. Hayır, çikolata yiyip atmışlar. Yok, çikolata değilmiş. Çerez yemişler. Şu güzelim yeri. Şu Mate 40 Pro'daki 10 dakikanın sebebine bir bakmak lazım. 30 FPS'te de yapıyor. Yani 4K'da böyle bir durum var. Onun sebebini bir araştırırız. O zaman ben şu güzel yolda bir koşup geliyorum. Başlatıyorum o zaman. Başla hadi. Daha hızlı bir performans bekliyor takipçilerimiz senden ve bir turda bırakmayıp 3-4 tur devam ettirmeni bekliyoruz. Tabii. Yol senin. O zaman şöyle bir şey de yapayım, bir saniye. Şu telefonu vereyim, düşmesin. Teşekkür ediyorum ve koşuya bu güzel yerde başlıyorum. Sabitlemesini de olabilecek en yüksek ayarlarda, dediğim gibi 4K 60 FPS'te nasıl yaptığını göreceksiniz. Yalnız gerçekten çok güzel yer. Hele hele bu havada. Beykoz korusundayız. Şöyle. Sonbaharın yeşil sarı ve kurumuş yaprakları da sayarsak kahverengi rengiyle oluşan cümbüşü. Oradan da böyle cool gelen bir Dişah Hanım. Gelsin yavaştan bir ön kamera geçişi yapalım. M40, M40 Pro, Mate 30 Pro ve Mate 40 Pro ile gerçekleştirdiğimiz dörtlü kamera kıyaslamasının ön kamera versiyonundayız. Aydoğan'ı bir iki tur daha koşturacağız ama öncesinde ön kamerada neler görüyoruz hep beraber bakalım. Devam edelim. P40 ve P40 Pro'da ve aynı zamanda Mate 40 Pro'da 4K 60 FPS çekim yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama Mate 30 Pro'da Full HD 30 FPS olarak bana gösterdi. 4K kısmı kapalıydı. Onu da sizlere belirtelim. Çünkü bu aslında önemli bir ayrıntı. Ama P40 ailesi ve Mate 40 ailesinin bu sene çıkan yeni cihazlar olduğunu düşünürsek geçen seneki Mate 30 Pro'da olmayan 4K 60 FPS ön kamera özelliğini göstermiş olacaklar. Şöyle bir dönerek yine buradaki güzellikleri size göstereyim. Şurada tek kalan yaprağa odaklanmaya çalışıyorum. Tabii şu an kadrajın ne kadarına geliyor bilmiyorum ama mesela sen kendini oradan ayarla. Evet, öyle oldu. Bakalım. Şöyle şunu da bakalım. Şunu da. Hareket ettiği halde gayet güzel odakladı. Tamam. Göreceğiz. Aynı zamanda tabii ki her zaman söylediğimiz gibi mikrofon detaylarına da burada rahatlıkla bakabiliyorsunuz. Özellikle Mate 40 Pro'nun odaklamasının, ses odağının nasıl olacağını göreceğiz ki şu anda genel kullanıma göre aslında telefonu ters tutuyoruz biliyorsunuz tabii ki. Vlog çekerken normalde şöyle çevirip kendimizi gösteriyor olmamız lazım. Ama burada ters çevirip karşıyı sizlere daha güzel göstermeye çalışıyoruz ki gördüğümüz şeyleri vesaire rahatça görün. Şöyle ben bir daha bir gökyüzünü göstereyim sizlere. Yine oradan ters ışık olarak oraya doğru geçelim diyoruz. Devam ediyoruz. Aydoğan'ı tekrar koşturacak. Hazır mısın Aydoğan? Kaç dakika olmuş? 2 dakika olmuş ya, 2,5 dakika olmuş da. Koşma teklifinde ben bulundum ama sen kabul etmedin. Evet. 1 dakika sonra koşalım. En azından ön kamera performansında da kısa olmasın insanların gördükleri ve sabitlemeyi de iyi bir şekilde görsünler. Titremeyi vesaire nasıl absorbe ettiğini görecekler. Tahminimce bu video Mate 40 Pro'nun ön incelemesinden sonra çıkmış olur diye düşünüyorum. Ya da belki incelemesinden sonra gelecektir sizlere. Onda da zaten açıklamalar bölümüne linkleri sizin için bırakıyor olacağım. Oradan Mate 40 Pro'nun incelemesine bakabilirsiniz. Yani ilk kullanımda bayağı hoşuma giden bir telefon oldu. Video performansını da burada hep beraber göreceğiz diyeyim. Ben koşuyorum o zaman. Ben şuradan bu sefer de yokuş aşağı olacak koşuya başladım. Yokuş aşağı aldığı için daha çok sallanıyordur. En azından ben kendim sabit kalabilmek için böyle daha sağlam yere basıyormuşum ve daha çok sallanıyormuşum gibi hissediyorum. Ama ekrana nasıl yansıtılıyor şu anda göremiyorum. Sizle beraber zaten videoyu izlerken göreceğim. Tabii siz de ön ve arka kamera aynı zamanda ses performansı için şu anda gerçi sesimin şöyle yapayım. Bozukluğunun sebebi maske girdiği için ağzıma. Onu da bir göz ardı etmemek lazım. Şuradaki şu kesilmiş ve hatta devrilmiş yaşlı ağacın yanına gitmek istedim. Bu ağaç boyun gitmiş bu arada. Şöyle yaprak sesleri de geliyor. Ve şurada D-Shire Hanım'ın yanına gidelim. Kaç metre? Vallahi bilmiyorum ne kadar uzun olduğunu da devrilmiş de o yüzden kesmişler. Bayağı düştüğünü düşündüm. Sana yetişmeye çalışıyorum. Yok. Sadece oradaki ağacı çektim. Şu an 5 dakikayı geçmişiz. O zaman yeterli. Bu arada yine Mate 40 Pro'da ön kamerada da 10 dakika sınırı var. Eğer söylemediysem onu da eklemiş olayım. O zaman bu incelememizle alakalı sizler ne düşünüyorsunuz? Olumlu olumsuz yorumlarda geri dönüşlerinizi bekliyor olacağız. Çok dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.